Ne yapıyorsun sen? Hiç. Dün gece burada uyuyakalmışız da ondan eve gideyim yani. Hiç boşuna yalan söyleme. Dün gece duydum sizi. Ne yaptığını biliyorum. Karakola mı gidiyorsun şimdi de? Sevi, sen bu işe karışma. Kimseye de bir şey söyleme, tamam mı? Mirza abi dur. Ya bıraksana Allah aşkına, teslim olacağım ya. Olur mu öyle şey? Saçmalama Mirza abi. Korkma. O adamla husumetim vardı, ondan girdim ofisine diyeceğim. Fırat'ın başını belaya sokmayacağım yani. Ondan demiyorum. Yapma. Niye yapmayacakmışım ya? Biliyorum. Dün gece biraz çıkıştım sana. Ama çok gergindim. Sana patlamışım gibi oldu. Aslında senin ilgisi yoktu. Özür dilerim. Ne yapıyorsun sen? Eşyalarımı topluyorum. Dün biraz böyle ağır konuştum diye bozulduysan arada olur abi kardeş arasında. Bırak Allah aşkına ya. Bora, saçmalama, nereye gideceksin? Bulurum ben bir yer. Bora! Şişt. Kime diyorum ya? Bora! Tamam Sevi, ben seni anladım ama benim içim rahat etmez. Bak, önce ben bir hata yapıp sana bağırdım. Sonra sen bir hata yaptın. Şimdi de öfken inip düşüp başka bir hata daha yapma. Ben içeri girsem senin için ne değişecek ki? Bir iki günü unutursun zaten. Saçmalama. Sen bizim için çok önemlisin. Aileyiz biz. Hepimizdeki yerin başka senin. Öyle mi harbiden? Tabii ki öyle. Bora, uzatma. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya bir salsana beni ya. Bak hem sen de rahat edersin, ben de. Oğlum anladım, tamam. Ben de gergindim, bir an kontrolü kaybettim. Kapatalım konuyu, gitsin. Ya orta yolu bulmaya niye çalışıyorsun ki? Sırf sensiz de ayakta kalırım diye korkuyorsun değil mi? Saçmalama. Hem daha iyi değil mi? Ben gidersem eski Taylan'ı da hatırlamak zorunda kalmaz. Yoksa onu unutmaktan mı korkuyorsun sen? Sadece burada kalmanı istiyorum. Lütfen. Öfkeyle hareket etme. Bak, senden ilk kez bir şey rica ediyorum. Lütfen. Günaydın efendim. Efendim, istediğiniz gibi bütün görüntüleri flash diske attım. Tamam. Tek kopya değil mi? Diğerlerini sildirdim. Evet evet, istediğiniz gibi tek kopya. Ne var sabah sabah ya? Efendim Neslihan Hanım. Dinliyorum. Hayırdır Ati? Niye o heyecan, görüntüler falan? Ah Bora Bey, bir bilseniz dün gece neler oldu neler. Efendim ben şimdi normal her şey her zamanki gibi böyle evimde oturuyorum. Bir baktım telefonuma bir uyarı geldi. Ya şimdi gelemiyorum ama sen sakın ev arkadaşı aramaya kalkma, tamam mı? Bu da halletmem gereken işler var. Ondan sonra kesin geleceğim bak. Tamam, hadi sonra konuşuruz. Bunlar ne? Yurt dışında eğitim alabileceğin okulların listesi. Az önce evden göndermiyordun. Şimdi direkt memleketten mi sürgün ediyorsun? Sen beni düşmanın olarak görüyor olabilirsin ama ben senin abinim. Senin için her şeyin en iyisini düşünüyorum sadece. Ya açıkça söylesene. Zaten ağzından laf kaçırmaya da başladın. Naz'la evlilik projemi suya düşürüyorsun. O yüzden de seni olabilecek en uzak yere yolluyorum diye. Hayatta bu kadar önyargılı olma. Ufak bir telefon görüşmem var. İyice bak. Aklına hangisi yatıyorsa söyle. Hemen iletişime geçelim, tamam mı? Ne oldu Nazcığım? Uyuyamadın mı? Hep şişmiş gözlerinin altı.
Yani... Bugün komite gelecek ya. Ondan heyecanlıdır, heyecanlı. Bugün çünkü ön elemeleri de geçersek yarışmaya katılacağız. Daha doğru. Bugündü değil mi? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hazır mısınız? Hazırız babacığım. Tüm ekip çok heyecanlı. Vallahi Fıra Şef'le birlikteyken 1-0 önde hissediyoruz gerçekten. Ya o kadar yetenekli ki. Ya sihirbaz gibi. Böyle elini neye değdirse mucizeler yaratıyor. Ya ne demezsin, ahtapot gibi eli kolu her yerde. Efendim Feza Hanım, bir şey mi dediniz? Ya Şebnemciğim, değil mi? Öyle bir şef ki ahtapot gibi eli kolu her yere uzanıyor diyordum ben de. Aslında siz çok benziyorsunuz bu şefle birbirinize. Halam on parmağınızda on marifet demeye çalışıyor herhalde. Haklısın halacığım, tüm restoran ekibi şahane. Ya Feza'cığım, bugünün gençleri böyle. Atılganlar, dinamikler, hevesliler. Açıkçası ben hepsini çok takdir ediyorum. Rica ederim abicim, kendi adına konuş. Sen kendini yaşlı kategorisinde sayıyor olabilirsin ama ben hala gencim. Taş bebek gibiyim ayol. Biraz kilom var sadece. abicim, sen de artık böyle bir kebap yarışması falan düzenlenirse ona sponsor olursun ha? Şefin teyzesi de yarışmacı olur. Ödül olarak da böyle bakır tabak falan hediye edersiniz ha? Malum sen çok sevdin o konsepti. Öyle bir desteğe ihtiyaç duyulursa elbette yardımcı olurum Feza'cığım. Neden olmasın? Şemlemciğim biz kalkalım mı? Restorana geç kalmayalım. Kalkalım kalkalım ama giderken bir bana uğrayalım, üstümü değiştireyim. Tamam. Görüşürüz Azim amcacığım. Afiyet olsun. Tamam, size de iyi günler Feza Hanım. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz canım. Hiç haz etmiyorum şu kızdan. Küstah. Naz'a da bir yapıştı ki bırakmıyor. Sevgi pıtırcığı gibi böyle bıdı 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 bıdı. Geveze. Hiç hoşlanmıyorum, hiç hoşlanmıyorum.